bir olalım. Van'ın yaralarını hep birlikte saralım. Kanal D ailesi böyle bir yardım kampanyası düzenlemeyi düşündü. Fakat daha sonra da markalar üzeri bir yere geldi ve birçok kanal buna bu gece ortak oldu. Bu gece gönüllerimizden kopan gönlümüzün parçasıdır. Yollanan bir parça gönüldür. Evet, Beyaz Show devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şu tanımadığımız konuklarımızı biraz tanıyalım. Dilşat'la başlayalım. Dilşat, önce biraz bize kendini anlat. Yani nereden geldin, neler yaptın, neresini bitirdin, ne oldu, ne bitti? Tamam. Yani oyunculuk eğitimi almadım ben. Öyle evet. Başlayayım. Evet. Almamanın bir faydasını gördün mü? Oyunculuk eğitimi almamanın. Yani tabii ki eğitim daha iyidir. Asla ben eğitimsizliği savunamayacağım burada size. Keşke alsaydım diyorum. Hatta belki yüksek lisansımı bir öyle bir şey üzerine yapabilirim diyorum. Yani şu anda yüksek lisans yapıyorum bu arada. Nerede? İTÜ'de yapıyorum. İşletme yüksek lisansı yapıyorum. Ben Fen Lisesi'nde okumuştum. Onun için sayısal tercih yapmak ÖSS hepimiz biliyoruz. Sayısal tercih yapmak zorundaydım. Evet. İşte bilgisayar bilimlerini kazandım. Onu okudum, bitirdim. Sonra reklamlar. İşte son senemde reklamda oynamaya başladım falan. Hala düşünmüyordum aslında. Hangi dizilerde oynadın bugüne kadar? Geri doğru gideyim. İşte Seni Bana Yazmışlar vardı. Evet. Sonra Gönül Çelen vardı ondan önce. Evet. Orada iki karakter birden canlandırıyordum. Evet. İşte ondan önce şey vardı. Alayına İsyan diye bir proje vardı. Kapadokya Düşleri derdi. Kapadokya Düşleri. Dilşad. Evet. Ben size sorayım. T ile mi yazılır sonu, D ile mi? Söyleyeyim bakayım. D diyenler bir alkışlasın. Vallahi tebrikler. Peki arkadaş, bu kadar insan biliyor da bu kızın derdi ne habire? Dilşat, Dilşat diye soru T ile. Ama söylerken öyle söylenir de. Dilşat diye mi söylenir? Öyle yazıyorlar bir de. Yani. Dilşat, Dilşah, Gülşah. Her Gülşah diye. Dilşat demek zor ama. Dilşad. 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 Almanca Dilşad. Dilşad. Dilşat'ın adı o kadar yanlış yazılıyor ki devamlı dizi filmlerinin jeneriklerinde bile yanlış yazılıyor. Sahiden valla her dizinin jeneriğinde biz bütün jenerikleri bulduk. Daha önce oynadığı jenerikleri. Hepsinde Dilşat'ın ismi geçerken her seferinde farklı bir şey yazmışlar. Hep beraber hazırsa bir izleyelim. Buyurun. Bir şarkı yeter bana ya da aşkın ateş dansı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.